Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda İbrahim suresi 18-21. Ayetleri değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. مَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اِشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحِ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ مَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا O inkarcıların meseli, hali şuna benzer. بِرَبِّهِمْ Rablerini inkar edenlerin meseli. اَعْمَالُهُمْ Onların amelleri keramadin bir kül gibi اِشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحِ Rüzgar onu savuruyor. فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ Fırtınalı bir günde. Fırtınalı bir günde nasıl ki rüzgar estiğinde külleri savurursa kafirlerin amelleri, Rablerini inkar edenlerin amelleri de buna benzer. لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْ Kazandıklarından hiçbir şeyi ellerinde tutamazlar. ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدِ İşte bu apaçık uzak dalalettir. Yoldan apaçık bir şekilde çıkmaktır, uzaklaşmaktır. Değerli izleyenlerim, burada kafirlerin amelleri boşa gitmiştir. Bu mana böyle bir temsille anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'in gerçekten etkili bir şekilde anlatım metotları var. Bunlardan bir tanesi de temsil yoluyla anlatmak. Meseller getirmek, misaller vermek ve o şekilde hakikatleri zihinlerde yerleştirmek. Kur'an-ı Kerim فَاَحْبَتَ اَعْمَالَهُمْ Allah o kafirlerin amellerini boşa çıkarmıştır. Bu gibi ayetleriyle önce mücerret olarak anlatıyor. Yani kafir şu dünyada bir takım çalışmaları olur. Belki zaman zaman faydalı olabilecek çalışmaları da olur. Ama iman olmadıktan sonra bunlar bir kıymet kazanmaz. Yani pek çok sıfırlar olduğunu düşünelim. Bunların hepsi sıfırsa, yanlarında önlerinde herhangi bir rakam yoksa, bir gibi, iki gibi, o zaman bir kıymet ifade etmiyor. Hepsi sıfır, kıymetsiz bir şekilde kalıyor. Ama önlerine bir rakam geldiğinde o zaman değer kazanıyor. Demek ki iman öyle bir değeri bize kazandırmakta. İman ile yapılan diğer ameller, salih ameller insana gerçekten seviye kazandırmakta, sevap kazandırmakta. Ama bir kısım insanlar küfür yolunu tercih etmişse, inkar yolunu tercih etmişse onların velev yapmış oldukları güzel şeyler de olsa bunlardan diğer alemde bir faydaları olmayacak. Allah-u Teala bunu değişik temsillerle anlatıyor. Mesela Nur suresinde geçen bir ayette onların bu hali çöldeki seraba benzetiliyor. Bir insan çölde serap görür, bir şey var zanneder ama oraya kadar vardığında gerçekten bir su olmadığını, oranın kumlarla dolu olduğunu o zaman görür. Ama uzaktan baktığında orada su var zanneder. Kafir de şu dünya hayatında bir takım şeyleri yaptığını zannediyor. Eline pek çok şeyler geçeceğini zannediyor. Ama diğer aleme gittiği zaman bakacak ki bir serabın peşinde koşmuş. Ve burada anlatılan temsille ifade edecek olursak, onun yapmış olduğu bir takım güzel ameller, kül misali, fırtınalı bir havada nasıl ki o küller savrulur gider, orada ortada bir şey kalmaz. Onun gibi kafirin de yapmış olduğu amellerden diğer alemde bir istifadesi olmayacak. Ve ayet-i kerime bunu لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْ Onlar kesbettikleri şeylerden hiçbir şeye güçleri yetmez. Yani yaptıklarından hiçbir şeyi ellerinde tutamazlar. Böyle anlatıyor. ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدِ İşte uzak dalalet, yoldan tümüyle sapmak, yoldan tümüyle çıkmak budur. Yani amiletun nasibe diye ayette anlatılan, başka bir yerde anlatılan durumu da düşünecek olursak, çalışmıştır ama boşuna yorulmuştur. Ve ömrüne baktığımızda bu gibi kimselerin belki muazzam bir nehir gibi cuş ediyor ama boşa akıp gidiyor. Bir kapasite var, kabiliyet var ama iman olmayınca bu kabiliyet ve kapasite işe yaramıyor. Elem tera görmedin mi?
اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ بِالْحَقِّ Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Yani şu görmüş olduğumuz yerler ve gök, bunlar gerçekten yaratılmıştır ve hak olarak bulunmaktadır. Bu noktada kelam kitaplarında geçen şöyle bir ifade hatırlanabilir. Hakaykul eşya sabite. Eşyanın hakikati sabittir. Yani şu anda biz sanal bir alemde yaşamıyoruz. Şöyle ifade etmeye çalışayım. Diyelim bir insan rüya görüyor. Rüyada aslında kendisi gariban bir kimseyken diyelim kendini sultan olarak görüyor. En güzel yerlerde görüyor. Bu gerçeği yansıtmamakta. Uyandığı zaman yine gariban hali devam edecek. Bizler şu anda şu dünya hayatında yaşamaktayız. Acaba bu dünya hayatı hak mıdır, hakikat mıdır? Evet, haktır, hakikattır. Öte yandan bir takım bilgilere ulaşıyoruz. Acaba bu bilgiler gerçek midir? Evet, bir takım gerçek bilgilere ulaşmamız mümkündür. Eşyanın değişik hakikatleri var. Bunlar gerçekten hakikat mıdır? Evet, hakikattır. Kur'an-ı Kerim Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı derken eşyanın hakikatına da herhalde burada bir dikkat çekiliyor. Ve hak gayelerle yarattı. Batıl olarak değil, hak gayelerle yarattı. Bir yönü de bu şekilde düşünülebilir. Bir başka ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şunu nazara vermekte. Allah gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Eğer biz bir oyun edinmek isteseydik, bir eğlence edinmek isteseydik, kendi katımızdan edinirdik. Burada şöyle bir mana var. Yani Allah-u Teala ciddi gayelerle bu alemi yaratmış. Ve bu alem ciddi neticelere doğru müteveccihen adeta hareket etmekte. Ve tamamen bir ciddiyet var. Tamamen bir mükemmellik söz konusu. İn yeşe yudhibküm. Eğer Allah dilerse sizi giderir, sizi ortadan kaldırır ve ye'ti bi halgin cedid ve yeni bir mahlukat, yeni varlıklar yaratır. Ve mâ zâlike alallâhi bi aziz ve bu Allah'a zor da değildir. Allah için zor diye bir şey söz konusu değildir. Yani Allah-u Teala dilerse böyle yapar, yapar mı? Yapar. Gerçekten burada Allah-u Teala'nın sonsuz kudretine dikkat çekiliyor. Ve Allah-u Teala insanları ortadan kaldırmaya, onların yerine başka varlıkları yaratmaya muktedirdir. Mesela insanlardan önce yeryüzünde cin taifesi imtihan edilmiş. Allah-u Teala onların yerine insanları göndermiş. Onlar gerçi şu anda yine var ama dünyanın sessiz, sakin yerlerinde oldukları genelde ifade ediliyor. Onların kendilerine mahsus dünyaları var ama artık şu anda arzın halifesi durumunda insan. Allah dilerse insanı da kaldırır, onun yerine başka varlık yaratır. Burada sonsuz bir kudret ciheti nazara veriliyor. Veya milletler itibariyle düşünecek olursak, zaman zaman Allah-u Teala bir kısım milletleri, insan topluluklarını tarih sahnesinden silmiş. Diyelim Nuh kavmi peygamberlerine isyan etmişler. Peygamberlerine karşı çıkmışlar. Bunun neticesinde o kavim toptan helak edilmiş. Nuh'un gemisine binenler dışında kurtulan olmamış. Lut kavmi, onlar da bir kavim. Allah-u Teala Hazreti Lut'a iman edenler dışında kim varsa, Lut'un karısı dahil, ne kadar inkarcı kimse varsa onların hepsini helak ediyor. Beldelerinin altını üstüne getiriyor ve bunun neticesinde gökten de böyle taş yağdırmak suretiyle o zalim kavmi helak ediyor. İşte ve mâ zâlike alallâhi bi aziz ve bu Allah'a zor bir şey değil. Ve Allah katında tabir yerindeyse bunun o kadar bir önemi de yok. Ve barazû lillâhi cemî'a ve o insanlar diğer alemde Allah'ın huzurunda ortaya huzura çıktılar ve orada bir hesaplaşma söz konusu. فَقَالَ الدُّعَفَاءُ لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا Zayıf olanlar önde gelen böyle müstekbir takımına onlara dediler ki, önde gelen Firavun gibi, Nemrut gibi kimselere dediler ki,
İnne künnâ lekum teba'a. Biz size teba'a durumundaydık. Biz size tabi olan kimselerdik. Fehel entum mununa anne min azabillahi min şey. Artık siz şu anda Allah'ın azabından bir şeyi bizden giderebilir misiniz? Yani bakın biz dünyada sizin peşinizden gittik. Bugün de bize bir faydanız olsun. Bunu söylüyorlar. Galu, onlar da dediler ki levhedanallahu lehedeynakum. Allah bize hidayet etseydi biz de size yol gösterirdik. Sevaun aleyna, bizim için artık birdir. Ecezi'na em sabarna. Yani ister sabredelim, isterse feryat edelim, bizim için artık birdir. Mâ lenâ min mahiz, bizim için bir kurtuluş, bizim için bir sığınacak yer söz konusu değildir. Burada Allah'ın dinine tabi olmayan kimselerin ahiretteki perişan durumları nazara veriliyor. Ve diğer alemde işte bir yandan Firavun ve Nemrut gibi önde gelenler, öte yandan bunlara tabi olan avam-ı nastan kimseler ve kafirlerin avamdan olan kesimi. İşte geniş halk kitleleri genelde önderlerine tabidir. Ve bu önderler bir kısmı kötü önder, Nemrut ve Firavun gibi. Onlar insanları cehenneme doğru götürüyor. Ve bunlar diğer alemde kendilerine tabi olanlara bir faydası olmayacak. Dünyada da doğru dürüst faydaları yok. Diğer alemde de faydaları olmayacak. Onlara tabi olanlar acaba bunlardan bir fayda gelir mi? İşte bunu orada soruyorlar. Diyorlar ki biz dünyada sizin peşinizden gidiyorduk. Size tebaa durumundaydık. Bugün de Allah'ın azabıyla karşı karşıyayız. Bize yardımcı olamaz mısınız? Onlar da diyorlar ki levhedanallah lehedeynakum. Allah bize hidayet etse biz de size doğru yolu gösterirdik. Artık şu anda feryat etmenin bir anlamı da yoktur. Onu nazara veriyorlar. Bizim için artık birdir. İster feryat edelim, ister sabredelim. Sabretsek de etmesek de şu anda çetin azabın içindeyiz. Ve bizim için bir kurtuluş, bir melce, bir sığınak söz konusu değil. İnsan genelde şu dünya hayatında daha çok dünyayı düşünüyor. Ahiretten ise genelde gafil kalıyor. Bel tu'thirûne l-hayâte dünya vel âhiretu hayrun ve ebgâ. Yani siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret daha hayırlıdır ve daha daimidir. Sonsuz bir hayattır. Ancak insanların gözleri perdeli. Perdeli olduğundan sadece dünyayı görüyor. Ahireti pek düşünemiyor. Ahireti pek nazar itibare alamıyor. Kur'an-ı Kerim'de kafirler anlatılırken onların sırf dünya hayatına daldıkları sıkça nazara verilir. Mesela denilir ki onların şöyle dedikleri anlatılır. İn hiye illa hayatuna dünya. Yani varsa da yoksa da şu dünya hayatı. Başkası yok. Bunu söylüyorlar. Ve bunlar diyorlar ki Rabbena atina fid dünya. Yani bize sadece dünyada ver. Ahiretle alakalı herhangi bir talepleri yok. İşte bunların diğer alemdeki durumları tamamen bir perişaniyettir. Tamamen bir hüsrandır. Koca bir ömür boşa akıp gitmiştir. Koca bir ömür sermayesi zayi edilmiştir. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim pek çok ayetlerinde dünyanın faniliğini bize anlatır. Bu dünyada iman etmek lazım. Bu dünyada ibadet etmek lazım. Allah'ın nimetlerine şükretmek lazım. Bu gibi hakikatleri bize ders olarak verir. Ve Kur'an'ı okuyan bir insan dünyanın mahiyetini öğrenir. Dünyanın ahirete bir tarla olduğunu, burada ekilenlerin diğer alemde biçileceğini, bunları görür. Ve ahiret inancı insanları iyilik yapmaya sevk eder. Ne verirsen elinle, o da gider seninle. Halkımız arasında böyle de söylerler. Kur'an-ı Kerim'de bu manayı teyit eden pek çok şeyler bulunmaktadır. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Kim zerre miktar iyilik yapsa, hayır yapsa karşılığını görecek. Kim de zerre miktar şer işlese bunun karşılığını görecek. İşte bu gibi hakikatleri bilen ehli iman şu dünyayı ahirete bir tarla olarak görür. Burada hayır tohumları, iyilik tohumları
ekmeye çalışır ve diğer alemde de bunları biçecektir. Hatta şunu da söyleyebiliriz. İyilik tohumlarını bu dünyada serpen insanlar daha dünyadayken biçmeye başlayacaklardır. Cenab-ı Hak Kemal-i Kerem'inden iyiliğin mükafatını bizzat iyiliğin içinde koymuştur ve kötülüğün de cezasını bizzat kötülüğün içine koymuştur. Mesela çalışmak güzel bir haslettir. O çalışmanın içinde Allah-u Teala peşin bir mükafat da koymuş. Çalışan insan gerçekten gönlü huzurludur, rahattır, stres gibi şeylerden uzaktır. Ama tembellik kötü bir şeydir. Tembel olan bir kimse daha dünyadayken sıkıntı tarzında, stres tarzında bunun cezasını görmeye başlar. Hatta şunu söyleyebiliriz. Şu dünya hayatında iyilik ve kötülüklerin mükafatı diğer alemdeki mükafatın ve cezanın adeta bir habercisidir. Yani bu dünyada da iyilik karşılık görmektedir. Ve iyilik yapanlar daha dünyadayken peşin mükafatlarını kısmen almaktadırlar. Öte yandan kötülük yapanlar da cezalarını kısmen dünyada çekmektedirler. Bu açıdan وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا o ayeti de hatırlayabiliriz. Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet vardır. Bunun yorumunda şuna da dikkat çekilmiştir. Cennetun fid dünya ve cennetun fil uhra. Biri dünyadaki cennet, diğeri diğer alemdeki cennet. Dünyadaki cennet gönül huzuru tarzındaki bir durum. Gerçekten kamil iman sahiplerine baktığımız zaman onların iç dünyasındaki huzuru görebiliriz. Ve buna mükafat olarak da diğer alemde onlar ebedi cennetle mükafatlandırılacak. Madalyonun öbür yüzüne baktığımızda Rabbini bilmeyen, tanımayan kimseler için adeta iki cehennem vardır. Biri dünyadaki cehennem, diğeri de diğer alemdeki gerçek cehennem. Dünyadaki cehennem iç alemlerindeki huzursuzluk. Kafirlerin hayatında her ne kadar oyun, eğlence gibi şeyler sıkça olsa, bunlarla eğlendiklerini zannetseler bile, bunlar akıllarıyla, vicdanlarıyla baş başa kaldığında genelde sıkıntılıdırlar. Ve ahirete inanmamak onların iç aleminde ızdıraba dönüşür. Ölümü düşündüklerinde ölüm kendilerine yokluk olarak görülür. Dünyada elde etmiş oldukları ne kadar kemalat varsa bunlar onların kabulüne göre zayi olup gidecektir. Ve hayat sadece şu dünya hayatıyla sınırlıdır onların kabulüne göre. Böyle olunca bu kimselerin dünya hayatında da daha küçük bir cehennem hayatı yaşamaları kaçınılmazdır. Ve bu kimseler dünyada böyle cehennem azabının küçük bir misalini vicdanlarında hissettikleri, yaşadıkları gibi bunun bir uzantısı olarak diğer alemde daimi bir cehennem, daimi bir azap içinde bulunacaklardır. İşte Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerinden şunları öğreniyoruz ki şu hayatı dolu dolu yaşamak lazım. Şu hayatı güzel bir şekilde değerlendirmek lazım. Ta ki yaptığımız ameller fırtınada savrulan küller gibi olmasın. İşlediğimiz şeyler çöldeki seraba dönmesin. Ve diğer alemde pişman olmayalım. Ayette okuduğumuz ayetlerde nazara verildiği gibi kafirler diğer alemde pişman olacak ve kötü kimselerin peşinden gitmelerinin cezasını orada da daha yakından hissedecekler. Onlardan bir yardım isteyecekler ama kendilerine asla bir yardım söz konusu olmayacak. Cenab-ı Hak iman üzere sebat etmeyi hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.